İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Figürleri, heykeller ve yağlı boya tablolar. İstanbul Karaköy'de bulunan Seni Seviyorum, Beni Sev adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Aylin Zapçıoğlu'na ait sergide el emeği eserler dikkat çekiyor. Bu sergi daha çok heykel ağırlıklı. Daha böyle insanın hani içsel halini anlamaya çalıştığım ve anlatmaya çalıştığım bir sergi oldu. Bu arada benim bayağı son senelerdeki hani en çok kullandığım sembollerden bir tanesi bitkilerin köklenmesi. Muhtemelen kendimden böyle doğan bir ihtiyaç. Hani bir yere ait hissetmeyip hani böyle köklenme ihtiyacını hissetmekten dolayı. Seramikten pirince pek çok malzemenin bir arada kullanıldığı sergide bitkiler, çiçekler ve heykel figürleri yaşama dair imgeleri anlatıyor. Serginin ismini belirleyen işler oldu resimler. O da işte seni seviyorum, beni sev aslında bir ilişkide söylediğimiz ama söylemek istediğimizi anlatıyor. Kendi içimizdeki o katmanlar zayıf, karanlık, öfkeli, üzüntülü, hani o taraflarımızı da kabul etmek. Doctor's Lady olsun, siyah yüzlü kadın olsun, katmanlarımızı sembolize eden yumurtalar olsun. Hep yani o sevginin karşılıklı, gerçek anlamda karşılıklı olmasıyla ilgili benim için. Sergi 13 Mayıs'a kadar İstanbul Karaköy'de ziyaret edilebilir. Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu Değişen Ufuklar temasıyla ilk kez Türkiye'de gerçekleşiyor. Bizim festivalimizin, etkinliğimizin merkezi İstanbul AKM. Aynı zamanda Beyoğlu'nda 11 mekandayız. Şöyle bir dönemde bizim beraber olmaya da ihtiyacımız var. Korolar çok önemli. Neden önemli? Herkes koroda söyleyebilir. Bütün koroları biz burada birleştiriyoruz. 13. Dünya Koro Müziği Sempozyumunda 28 ülkeden 50'den fazla konuşmacı ve 1000'den fazla sanatçı İstanbul'a konuk oluyor. Bu festivalin içerisinde 55 koro var ama en özel korolarımız davetli korolarımız. Açılışımız 25 Nisan akşamı İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Grammy ödüllü Estonya Flamini Oda Korosu. Çok özel bir korodur, kaçırmamak lazım. Onlarla beraber Devlet Çok Sesli Korosu açılışımızda yer alacak. İzleyicilerimiz bir Estonyalı koro, bir Türk koronun beraber nasıl türkü söyleyeceğini merak ediyorsa bu konsere mutlaka gelmeli. Etkinlikte konserlerin ve konuşmaların yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak için dayanışma mesajları da verilecek. Dünya Koro Sempozyumu kapsamında müzik öğretmenlerimizi ağırlıyoruz. Müzik öğretmenlerimize, depremzede öğrencileri olan öğretmenlerimize afetten etkilenmiş çocuklarla sanat yapmak, sanatın iyileştirici gücü, birleştirici gücü, travmayla çalışmak konularında uzman psikologlar tarafından hazırlanmış eğitimler de veriyoruz. Bu açıdan Dünya Koro Sempozyumu'nun evet harika bir müzik festivali ama sosyal yönünde oldukça güçlü. Yayını olan, metin üzerine çalışan sanatçılar ve inisiyatiflerle yayım yapan müze, galeri, kurum ve enstitüleri bir araya getirerek kitap üretimleri üzerinden yeni bir ortak alan yaratmayı hedefleyen Borderless Art Book Days'in 4. edisyonu 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Arter'in 2019 yılında taşındığı binasında yer alacak etkinlik, sanat alanında üreten, söz söyleyen ve paylaşan kişileri bir araya getirirken, yayın evleri üzerinden de yeni etkileşim zeminleri oluşturmayı amaçlıyor.
Artbook Days yeni edisyonunda 9 farklı ülkeden 26 sanatçı, 12 inisiyatif ve 15 sanat kurumunu yan yana getirerek izleyiciyle buluşturacak. Ara Güler Müzesi ve Dream Art gibi sanat kurumlarının yanı sıra Öktem Aykut gibi şehrin önde gelen galerileri de etkinlikte yer alıyor. Etkinlik kapsamında 14-15 Mayıs tarihlerinde sanat, sanatçı yayınları ekseninde bir konuşma programı ve çeşitli yayın lansmanları da yapılacak. It's different as me. On entrance. Do you reckon? Mother knows. Exactly like it was back in the day. So long ago. Anna Rose Holmer ve Sheila Davis'in yönetmen koltuğunu paylaştığı Tanrı'nın yarattıkları dram türünde. Is Brian in? There's been a claim made by a young woman. Brian says he was at home with you that night. İrlanda'nın kuzeybatı kıyısındaki sakin bir balıkçı köyünde geçen film, çok sevdiği oğlunu korumakla kendi dürüstlüğü arasında kalan bir anneyi mercek altına alıyor. Do you remember? Couldn't tell you. Everyone's got their eyes closed. Emily Watson ve Paul Mescal filmin başrolünü paylaşıyor. Ülkeyi ayağa kaldıran üç arkadaşın yargılanacağı dava bugün başlıyor. Evet, hadi gelense neden kırdın adı? Sadece sorduklarıma cevap verin. Vedat Uyar'ın yönettiği yerli komedi Üçlü Pürüz'ün oyuncu kadrosunda Okan Çabalar, Emrah Kaman, Korhan Herduran yer alıyor. Kurban olayım, duralım şu ileride bir yer. İleride cami var, dururuz orada. Cami mi? Oğlum dişim ağrıyor benim ya. Önce bir modern tıbbı deneyeyim. Oğlum araba yok. Araba yok! Araba yok. Ailelerinden gizli evlenen Fatih'le Eda, arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olarak Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını ister ve macera başlar. Filmde ayrıca Haluk Levent sürprizi de var. Adam Haluk Levent'e benziyordu lan. Cesedi yerinden kıpırdatmadık, dokunmadık bile. Cesedi yerinden kıpırdatmak suçmuş. Akbaba öyle diyordu Behzatçı'ya de. When I was just a little girl, I asked my mother. What is this, Danny? I found it. 80'lerin başından günümüze doğaüstü evreniyle öne çıkan Evil Dead serisinde bu kez aksiyon ormandan şehre taşınıyor. Serinin 5. filmi Kötü Ruh Uyanış'ta birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin karmaşık hikayesi anlatılıyor. Lee Cronin'in yönettiği filmde Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies gibi isimler rol alıyor. Şair ve yazar René Char üzerine sohbet ediyoruz bugün. Fransız direniş hareketinin ve çağdaş Fransız edebiyatının önemli isimlerinden biri diye tarif edebilirim herhalde. Tabii. Daha fazlası rahatlıkla için sözü sana bırakacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla 1900'lerin başında yaşamış ama kendinden sonra gelenleri fazlaca etkilemiş. Tabii. Ve açıkçası o sürreal dediğimiz evet, akımı evet, benimsemiş ama daha sonra anladığım kadarıyla kendi özgün evet, tarzını da yaratmış. Doğru. Bir edebiyatçı.
sen nasıl tarif etmek istersin öne çıkan özellikleriyle? Rene Char bir kere kocaman bir adam. 2 metre. Hep kaba o söyleniyor. Evet, çok kocaman çünkü şöyle, bir adam. Fotoğrafına bakmak bile insanın iyi hissetmesine yol açıyor. Rene Char'a baktığında büyük çenelidir ve 2 metre bir adamdır. Ve rezistansta, Alman direnişinde yüzbaşı Alexander onun ismi. Fransız direnişi. Tabii Fransız direnişinin yüzbaşısı, meşhur Provence bölgesinin yüzbaşısı. Yaşadığı memlekette direniş lideri oluyor. Bu şey gerillaların lideri oluyor falan. Çok büyük yararlılıklar gösteriyor savaşta bir kere. Bir bombadan şans eseri kurtuluyor, ölümden şans eseri kurtuluyor falan. Ve gerçekten nasıl bir adam biliyor musun? Yani hayatını okudum. Mesela Heidegger Paris'e geldiğinde diyor ki seni memlekete götüreyim diyor. Memleketini çok seviyor. Bu Marsilya'ya yakın bir bir kasabada yaşıyor. Güneyde. Çok seviyor. Ve memleketinde yaşıyor ölene kadar zaten. Bu adam Fransız şiirinin en büyüklerinden birisi bana kalırsa. Ve gerçekten Heidegger'i şiirini götürüyor. Şiirini nasıl tarif edersin? Şiiri şöyle. Başlangıçta bu şey André Breton, Paul Éluard'larla birlikte o gerçeküstücü sürrealistlerin arasında yer alan önemli sürükleyen hatta önemli bir şair. Fakat şöyle bir durumumuz var. Yavaş yavaş 1930'larda hatta savaşa girdikten sonra, İkinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra yavaş yavaş kopuyor onlardan. Diyor ki tam sürrealizm diye bir şey oluşturduk fakat siz çok ciddi aldınız yani şiiri öldürdünüz. Ben başka bir yere gidiyorum diyor hakikaten. Fakat ona rağmen yine sürreal öğeler, unsurlar var şiirinde. Fakat müthiş hermetik, anlaşılması zor, çetin ceviz. Fakat büyük bir imge. Zor bir şiir. Zor, zor. Albert Camus ile dostlukları. Albert Camus yazışmaları tabii yayınlanmış. Olağanüstü, evet. Olağanüstü oradan şeyler var orada. Oradan bir çok çıkarım var gördüğüm kadarıyla. Tabii. Orada zaten kişiliği belli oluyor. Mesela Albert Camus çok değil 6-7 yaş küçük kendisinden. Fakat küçük kardeşi gibi kolluyor. Hasta olduğunda bir yere gittiğinde kaygılanıyor. Ne zaman iyileşeceksin? Ne zaman döneceksin? Şimdi iyi mi durumun? Şimdi nasıl? Dönem bunları olarak sonra, da İkinci Dünya Savaşı savaşının dönemini savaşında başlıyor. Savaş bittikten sonra mektuplaşmaları başlıyor ve dostlukları başlıyor. Çok az görüşüyorlar, çok fazla mektuplaşıyorlar ve o mektuplardan da anladığımız kadarıyla mesela Albert Camus'un bu hayatta birkaç tane. Edebiyatta çok fazladır bu mektuplaşma, evet, değil mi? Ama ben çok dikkat çekici bulurum. Özel yani, örneklerinden biri tabii, diye söyleyebiliriz. Bu mektuplar, yazarların mektupları eğer böyle telgraf gibi yazılmadıysa, hani bilgi veren değil de iç dünyasını açan mektuplarsa edebiyat okurlarına özellikle tavsiye ederim. Yani haddim olmayarak çok malzeme barındıran, çok ipucu barındıran metinlerdir mektuplar. Mesela biz orada Albert Camus'un şu hayatta 3-4 tane dostu olduğunu sadece ve özel hayatına varıncaya kadar bir ağabey gibi Rene Char'a her şeyi anlattığını, ondan öğütler aldığını, ona dayandığını, yaslandığını öğreniyoruz bu mektuplardan. Tabii dönemi bu şu açıdan sordum. Aslında ortak bir payda da var değil var. Mi? Var. İkisi de direnişçi. Evet. Tabii, savaş karşıtı olmak, şiddete karşı olmak, bütün bunlar acının da birleştirdiği bir yanı öyle. Var. Tabii ki öyle ama zaten metinlerden de yani Albert Camus 22 yaşında Tersi ve Yüzünü yazmıştır. Rene Char, Rene Char çok erken yaşlarda büyük şiirler ortaya koymuştur. Ve kendi yolunu seçmiş, sürdürmüş, ölene kadar yazmış. Çok fazla değil ama gene de verimli diyebileceğimiz bir şair. Şöyle bir bakınca Lütfü Özkök'ün fotoğrafladığı aynı zamanda. Hatta belki en son fotoğrafını o çekmiş. Olabilir. Lütfü Özkök kimdir? Nobel'li edebiyatçıları fotoğraflayan, dünya çapında ünlü bir fotoğraf sanatçımız. Ve çok enteresan onlarla dostluk da kuruyor. Evet. Ben İstanbul Modern'de bir süre önce, herhalde pandemi öncesiydi, böyle bir sergisi açılmıştı. Fotoğraflar mı sergi? Evet. Ve o söyleseydin. Ama belki de tanışmıyorduk. O dönem Rene Char ismini görmüştüm örneğin. Sonra aslında çok da görüştüklerini, dostluklarının olduğunu
Evet. Ve açıkçası son fotoğrafı, Rene Char'ın son fotoğrafının da Lütfi Özkök tarafından çekildiğini öğrenmiştim. Olabilir. O da belki okura fikir verecek tabii, bir not olur. Olabilir. Yani bugün yaşasa biz de gitsek Provence'de belki sokakta karşılaşacağız. Göreceğiz yani. Evet. Ama öyle çok oldu tabii. Şiir ayrı bir dünya evet. Ve bu kadar özgün bir ismi de hatırlatmış olduk. Evet. İyi okumalar dileyelim. Gece Gündüz'ü sundu.